Merhaba hanımlar. Bugün sizlerle örgü birleştirme konusunda çalışmak istiyorum. Gördüğünüz gibi elimizde iki farklı ipimiz var. Ve bu iki farklı ipi omuz başlarına geldiğim anda kesmedim. İlmekleri beklemeye aldım. Ve birlikte örerek bu şekilde birleştirdim. Gördüğünüz gibi şöyle açtığım zaman herhangi bir ip farklılığı gözükmüyor. Direkt örgü olarak beni gösteriyor kendine. Bu butik örgülerde dikkat edilmesi gereken önemli konulardan bir tanesi öncelikle. Şimdiki beklettiğim ilmeklerden 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim var. Örgümün iç tarafı dışa gelecek şekilde çalışacağım. O yüzden şişinizi o şekilde tutarsanız sevinirim. Arkayı ördüm. Ön kısmı ördüm. Burada şiş aparatım var benim. Yakayı devam edeceğim için aparatı aldım. Bu 5 ilmek şu an bizi bağlamıyor. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim daha var. Gördüğünüz gibi. Şimdiki bunları bu iki şişi yan yana getiriyorum. Birbirleriyle gördüğünüz gibi iki farklı şiş kullandım ki algılamanız da kolay olur. Farklı renkler aynı zamanda. Şimdi yapacağımız şey şu. Öncelikle bir anlatayım. Sonra uygulamalı olarak tekrardan göstereceğim. Birinci ilmeğimizle ikinci ilmeğimizi bir örüyoruz. Ve sağ şişimizi alıyoruz. İkinci ilmeğimizle karşılıklı tekrardan örüp sağ şişimizde iki ilmek kalıyor. Birinci ilmeğimizin içinden ikinci ilmeği geçirip sağ şişimizi tek ilmek bırakıyoruz. Şimdi şöyle uygulamalı olarak göstereyim size. Şimdi birinci, hatta şöyle yaparsam sanki daha iyi olacak gibi. Şişler çünkü masaya dokunuyor. Şimdi birinci koyu renkli ipimden bir ilmek, açık renkli olandan bir ilmek alıyorum ve koyu ipimle bir ilmek atıyorum. Evet, bakın. İki ilmeği aynı anda çıkartıyorum ve sağ şişimde bir ilmeğim kalıyor. Sıkıyorum. Şimdi tekrardan koyu renkli ipimden bir ilmek, açık renkli ipimden bir ilmek alıp tekrardan birlikte örüyorum. Ve ne oluyor şu anda? Sağ şişimde iki ilmeğim oluyor. 1 ve 2. Şimdi birinci ilmeğimin içinden ikinci ilmeğimi çıkartarak kesim işlemini gerçekleştiriyorum. Ve tekrardan koyu renkli ipimden 1, açık renkli ipimden 1 diyorum. Ve ikisini birlikte örüyorum. Bakın. Şimdi tekrardan sağ şişimde 2 tane kaldı. Gene birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimin üstünden geçiriyorum. Kesme işlemini yapıyorum. Yani hem örüyorum hem aynı zamanda kesiyorum. Şimdi tekrardan bir, bir diyorum. Örüyorum. Örüyorum. Tekrardan bir, iki. Birinci ilmeğimin üstüne atıyorum. Tek ilmek kalıyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şişler masaya değdiği için oldukça zorlanıyorum bu arada. Normalde bu kadar zor değil. Aynı zamanda kamerayı da kontrol ettiğim için gözünüz korkmasın. Gördüğünüz gibi hem örüyorum hem kesiyorum.
İkisini bir, yani açık renkli koyu renkli iplerimi ilk önce bir birlikte örüyorum. İçlerinden bir ilmek çıkartıyorum. Sağ şişimde iki ilmek oluyor. En dıştaki ilmeği üzerinden geçirip tek ilmek bırakıyorum. Gördüğünüz gibi ilmek sayıları hep eşit gidiyor. Çünkü birbiriyle örtüşüyor. Tekrardan örüyorum. Bu arada şöyle yapalım. İlmeğim kaçtı çünkü. Daha küçük şişler yok. Size gösterirken hani zorlanmamak için çorap şişi kullandım ama gene de masaya değiyorlar, kusura bakmayın. Şöyle, evet. Tekrardan 2 ilmek kaldı. Bu arada ilmeğimizi kaçırmayalım, evet. En dıştakini içtekinin üzerinden geçiriyorum. Tek ilmek kalıyor. Tekrardan gösteriyorum. Koyu renkli açık renk gibi bir alıyorum. Örüyorum. Şişten çıkartıyorum. Evet. Şöyle böyle alalım. Gördüğünüz gibi 1, 2. En dıştakini keserek ilmeğimi çıkartıyorum ve son ilmeklerim gördüğünüz gibi. Şöyle tek şişe geçelim artık. Bakın hep böyle bu şekil. Yani iki ilmeği an bir kesiyorum. Bakın bir örüyorum. İki ilmekten bir ilmek çıkartmış oluyorum. Tekrardan en dıştaki ilmeğimi öteki ilmeğimin üzerinden çekip şöyle şuradan bir uzun bir düğüm atayım. Normalde biz bunu keseceğiz. Şuradan hemen arkadan gösteriyorum size. Bakın. Hem örüp hem kestiğimiz için iki farklı rengi aynı anda kullanabiliyoruz. Şöyle daha yakından da göstereyim. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Beğenilerinizi bekliyorum. Tekrar bir anlatımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.